Değerli arkadaşlar, hepinize yeniden merhaba. Özellikle Ukrayna Savaşı'nın başlaması ve buna bağlantısında Orta Doğu'nun bir anda kan gölüne dönmesi sonucunda sakin bir lider ve sakin bir gücün esasında bence hak ettiği bir güce doğru ilerlediğini görüyoruz. Çin Halk Cumhuriyeti ve lideri Xi Jinping'den bahsediyorum. Çünkü Çinliler esasında bilge millettirler. Yani tarihleri çok eski biz Türkler gibi ve devlet yapılanmaları çok eski. Çok güçlü bir felsefeleri, çok güçlü bir stratejik anlayışları var. Sun Tzu vesaire. Yani ta antik çağdan günümüze olağanüstü bir kimlikle yaşayan, barutu ilk bulmuş bir milletten bahsediyoruz. Şimdi tabii Çinliler kalabalık bir nüfusu ayakta tutmak ve o nüfusla beraber büyük bir ekonomik potansiyeli güçlü bir şekilde sürdürmekle yükümlüler. Çünkü orada yaşanabilecek hatalar Çin açısından Mao döneminde yaşanılmış büyük açlık skandallarına kadar varabilecek kadar yüksek risk taşıyor. Bu nedenle Çin her ne kadar Rusya Federasyonu'nun en yakın askeri ve mali müttefiki olsa bile Batı ile olan ilişkilerini bir noktada iyi tutmaya çalışan ve özellikle Rusya'ya konulmuş olan yaptırımları da belli oranda dermemeye çalışan bir görüntü sergiledi. Ve sonuç itibariyle yaptığı açıklamalarda da Rusya Federasyonu'nun Ukrayna'da Avrupa'ya dönük bu saldırısını hiç de benimsemediğini, fakat sonuç itibariyle bir Avrasya dayanışması içinde Batı emperyalizmine karşı Rusya'yı da yalnız bırakmayacağını ifade etti. Bunların hepsi çok usta diplomatik manevralar. Ve özellikle bu diplomatik manevralar sürecinde bir gün bir yerde baktık, Orta Doğu'nun çatışmalarıyla bölgede büyük zararlara yol açan iki radikal gücü, biri Sünni radikal, Vehhabi, Selefist, Suudi Arabistan ile Şii radikal İran'ı belli bir noktada yumuşamaya yönelten ve o yumuşama çerçevesinde de Orta Doğu'nun jeopolitiğini değiştirten bir kimlik kazandı Çin Halk Cumhuriyeti. Bunları niye anlatıyorum? Çünkü sonuç itibariyle ta Donald Trump döneminden beri Çin Halk Cumhuriyeti'nin küresel ekonomik sistemin ikinci gücü olması, bununla paralel olarak çok düzenli yatırımlarla ordu kapasitesini, ordu gücünü üçüncüydü ama benim düşünceme göre Ukrayna Savaşı'nda yaşadığı büyük zorluklar nedeniyle Rusya'ya geçti, belki de şu anda dünyanın ikinci ordusu kapasitesini yakalamış olması Amerika Birleşik Devletleri liderliğindeki Batı'yı oldukça telaşlandırıyordu ve bu çerçevede de özellikle son iki NATO zirvesinde Rusya'nın bir numaralı tehdit ve Çin'in de Batı açısından ve NATO açısından yükselen tehdit olarak değerlendirildiğini gördük. Fakat Çin'in bu sakin güç görüntüsü, bakın önümüzdeki 15 Kasım 2023 Çarşamba günü San Francisco'da çok önemli bir buluşmaya yol açıyor. Bu buluşma Çin lideri Xi Jinping ile Joe Biden, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ın Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği Zirvesi çerçevesinde bir araya gelmesinden kaynaklanıyor. Peki bu çerçevede baktığımız zaman bu buluşma dünya için ne ifade ediyor? Önce dünya ve isterseniz önce ikili ilişkiler. Amerikalıların yazdıklarına baktım. Beyaz Saray ve Pekin gelişmeyi önemli ve olumlu buluyorlar. Bu bir. Çünkü diyalog başlıyor. İkili ilişkilerde stratejik bir gelişme, hızlı bir düzelme falan bekleyen yok.
Ama ana hedef ikili ilişkilerdeki yanlış anlama ve sürprizlerin temizleyecek yeni bir ilişki mekanizmasını geliştirmekten kaynaklanıyor. Yani bu şu demek, Amerikalılar bunu çok dile getiriyorlarsa şu anlama geliyor, onu söyleyeceğim. Çatışmak istemiyorlar Çin'le. Bu. Yani Amerika eğer ya senle biz aramızda bir şeyler kuralım, bir mekanizma, bak yanlış anlamalar falan oluyor, bu işler iyi olmuyor, gel biz bunu en iyisi bir mekanizmaya bağlayalım, aman ha herkes otursun oturduğu yerde diyorsa, orayla çatışmak istemiyor demektir. Oysa Rusya Federasyonu'nun bütün iki yıllık projesi veya son döneme kadar olan projesi bir Avrasya İttifakı çerçevesinde, yani Rus-Çin İttifakı çerçevesinde Batı emperyalizmine, gelişmiş 7 ülkenin G7'sine, yani zenginler kulübüne, güneyle, güney şeyle beraber tam anlamıyla bir bariyer oluşturmak ve belki de Soğuk Savaş'ın yeni versiyonuyla karşılaşmaktı. Buna Çin izin vermiyor ve bence çok akıllı. Çünkü bence gördüğüm kadarıyla Çin açısından bugün de hala global sistemde hegemonik kimlik taşımaktansa şu ekonomiye iyi bir bakalım havası daha önde. Mesela Amerika Birleşik Devletleri Joe Biden Çin için çok zararlı bir iş yaptı geçtiğimiz dönemde, yakın bir geçmişte. Çip savaşını başlattı. Yüksek teknoloji ürünlerinin Çin'e transferini yasaklayan bir kanun kabul etti. Şimdi bu tabii Çin'i dünyanın bütün sorunlarından daha çok ilgilendiriyor. Çinliler böyle bir millet. Ve benim anladığım kadarıyla Xi Biden'la sadece ve sadece şu işi çözmek için buluşmaya çalışıyor. İnanın bana, çok enteresan. Ve bu yönden baktığınız zaman Biden'ın da Xi'ye ihtiyacı var. Niye? Çünkü Filistin savaşının, Filistin'de yaşanılan mücadelenin Irak, Suriye, Lübnan hattına yayılmasını önleyecek ana unsur Çin. İran'ın üzerinde ekonomik bağları nedeniyle olağanüstü bir gücü var. Biliyorsunuz 25 yıllık 450 milyar dolarlık bir anlaşma var iki devlet arasında. İran, Çin sayesinde bugün Batı'nın ve Amerika'nın yaptırımlarına karşı durabiliyor. Bu yönden baktığınız zaman elindeki kart güçlü Xi'nin. Çünkü Amerika için Filistin, Gazze çatışmasının Lübnan, Suriye, Irak hattına sıçraması büyük ama büyük bir yıkım. O yıkımı önleyecek adam kim? Xi. O yüzden benim anladığım kadarıyla Çinliler iyi bir sonuç elde etmeye geliyorlar San Francisco'ya. Sonuç itibariyle ekonomide yaşanılan yaptırımların veya teknoloji transferlerinin falan çözümlenmesi yönünde önemli adımlar atabilecekleri gözüküyor. Dünya çok zor bir koşullarda olduğu için diyor Amerikalılar, Amerika Birleşik Devletleri yeni bir küresel kriz yaratma çabası içinde değil. Pekin de bunu gayet iyi biliyor. Biden, Çin, Amerikan orduları arasında kriz önleyici temas mekanizması kurulmasına gündeme getirecek. Yani biraz önce söylediğim gibi Amerika asla Çin'le askeri bir gerginliği de istemiyor. Peki Tayvan ne olacak? Ben size söyleyeyim. Tayvan öyle duracak. Yani çok büyük bir şey olmayacak. Yani Çin tabii oraya saldırmayacak. Tayvan'da saldırıyı kışkırtacak bir iş yapmayacak. Bir mantar gibi Pasifik'te öyle duracak. Çünkü dünyanın hakikaten bir de şu aşamada Tayvan üzerinden bir krize ihtiyacı yok diyor. Pekin'de, Amerika Birleşik Devletleri de. Bence Amerika Birleşik Devletleri Ukrayna Savaşı'nda Rusya'ya karşı Çin'den yeterli garantileri alırsa bu büyük ölçekte gerçekleşecek bir senaryo.
O yüzden Putin ve Netanyahu'nun kalbi, gözü, her şeyi 15 Kasım 2023 Çarşamba San Francisco'da olacak. Çin'le Amerika'nın varacağı mutabakat veya anlaşmazlık bütün bu iki cepheyi de kökünden etkileyecek bir kimlik taşıyor. Hoşçakalın.